Merhaba arkadaşlar, Gurbet Can'ın dünyasına hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar ve kahvaltı hazırlıyorum. Bugün günler gelecek kahvaltıya. İlk aylarda gelecek tabii ki. Şöyle ben hemen hazırlayayım kahvaltımı. Hazır olsun. Yumurtayı falan böyle sıcak olacak şeyleri şey yapacağım. Sonra yapacağım hemen. Onlar gelince şuraya domateslerimi hazırlıyorum. Bu arada yeni aldığım şeyler, bunları şeyler almıştım ya, Ham'dan almıştım. Daha hiç kullanmamıştım. İlk defa çıkartıyorum ve Karaca'dan aldığım servisleri çıkartıyorum. Evet. Kullanayım artık ya. Dolap mı beklesinler? Altay'ım da burada. Altay annesi bıraktı gitti. O video montaj yapacakmış. Ne oldu kuzum? Ne oldu? Ha, Altay'ın işi buraya çıkacak. Ama sen buraya çıkamazsın. Şimdi burada yemekler var. Bak. Hı? Burada yemekler var. Nasıl çıkacaksın buraya? Ha? Şimdi anneannen gelecek. Ne? Ne? Mama? Evet. Anneanne, babaanne mama yapıyor kuzu. Sen ne istiyorsun? Sosis vereyim mi sana? Sosis. Dur bakalım, ben sana sosis vereyim. Dur. Bekle. Belki sosisle şey yaparsın, oyalanırsın. Dur. Al. İstemiyor. İstemiyor. E ne yapacağız Altay? Basma mı? Ne yapacağız? Babaanne anneanne karıştırdım iyice Altay. Karıştırdım be kuzum. Ben yemek yapacağım ama kuzum. Çay, ay en mühim çay. Altay, çayımızı demlemedik. Çayı bir demleyelim önce. Gel gel gel, çayı attım, unuttum açmaya. Evet. Babaanne çok akıllı değil mi? İşleri hep böyle yarım yarım kuzum. Çayımızı yapalım, o demlensin bir güzel böyle. Kan kırmızı çayımız olsun, öyle mi deniyor? Yok, tavşan kanı mı deniyor? Vallahi ben iyice karıştırdım ha. Şöyle koyalım. Peçeten bitmiş. Peçeten seviyedim. Ben de şeyden, şeylerden, tüylerden yaptım artık, ne yapayım? Ben bittiğini anlayamadım bile evde. Altay, babaanne nasıl yapıyor? Babaanne nasıl yapıyor kuzum? He? Yapıyormuş babaannesi. Ay 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 ay. Misafirlerimiz geldi. İlka ile Hakan gelemedi. Onları bekliyoruz. Açlıktan öleceğiz burada. 11'de gelin ha. 11'de gelin ha demişler bak. Ha, gördün? Saate bak. Saat 11.30 oldu. Yoklar daha ortalıkta. Geliyoruz dediler gerçi ama ben hemen yumurtayı dedim pişireyim. Hazır olsun. Sucuğu tosta koydum buraya. Sen çok seviyorsun değil mi? Miley bu salçalı sosisi çok seviyor. Diyor ki herkes benden çok yerse stres yaparım sofrada diyor. Şu. Miley bu yapar. Soframız hazır. Çocuklar da kapıdan girdi. Tam zamanında ben sucuğu falan böyle boşalttım. Yumurtamızı. Dünür'e özel yumurta yaptık. O böyle sahanda. Sunny side up mı? Spiel ediyoruz biz. Evet, ondan seviyor. Öğrendim artık. Miley arkamda, önümde. Ne? Sucuk mu aldın? Bak, hırkız. Afiyet olsun herkese. Nasıl yiyeceğiz hacı ya? Hakan gececiden geldi ya. İlkay ne dedi Miley biliyor musun? Bu sosisten yiyenle diyor stres yapacağım sofrada diyor. Çok seviyor ya. Şimdiki pastalarımızı kestik. Pastamı göstereyim size. Çok güzel. Çok güzel pasta. Çok güzel. Ben hep kendime övüyorum böyle. Ne yapayım? Kahvelerimizi siyah içiyoruz. İlkay bir yarım olmuş ama. Doğru. Niye öyle oldu? Bana iki sen kere basman lazımdı. Annene bir tane daha bas. Evet. Dünürleri yolcu ettik. Onlar daha oğluna gidecekmiş. Torunların yanına gideceklermiş. Oraya gittiler. İlkay burada video montaj yapıyor. Altay'la Hakan da bir güzel uyku çekiyorlar vallahi. Bayağı 2,5 saat oldu. 2,5 saattir uyuyorlar. Ha, bu ne ya? Bu ne? Ben diyorum ki kıskandım. Benim de uykum geldi onların uyuduğunu görünce. Şey, boğazım benim biraz ağrımaya başladı. Biraz öksürük gibi böyle. Hemen ne içiyoruz? Bunu, propolis. Bu çok önemli. Ben bunu çok seviyorum. İyi geliyor. Ya şey, İlkay'a diyorum ki senin oğlun bizi hasta ediyor. Onun burnu akıyor, bizim de burnumuz akıyor. Öksürüyor, biz de öksürüyoruz. Altay kalktı, aksiyonlar başladı. Yapma kuzum. Dolabımı boşaltma benim. Hı, bak, dolabım ne hale gelmiş bak. Outlet City Metzingen'den siparişlerim geldi. Onları da göstereyim size. Bu Outlet City Metzingen'de böyle şey oluyor ya, böyle markalı şeyler
ucuzlamış oluyor, indirimde oluyor. Ben kaçıncı siparişim buradan arkadaşlar? Üçüncü mü, dördüncü mü? Bu defa bakın böyle ayakkabı aldım. Yazın. Bana mı diyor Miley? Kimle konuşuyor bu? Şey, bu Geox'un altı böyle şeyli. Ne diyorlar buna ya? Böyle süngerli şuraları. Rahat olması için. Bu yaz diyorum böyle biraz şey ayakkabı giyeyim böyle. Ne bileyim. Hanım hanım mı desem, nasıl desem artık, hani pantolonların altlarına falan, böyle kumaş pantolonların altlarına falan veya jeanslerin altına da böyle kot pantolonların güzel yakışıyor aslında da. İşte ben bir alışamadım, bunun topuğu fazla yüksek değil, belki böyle kamerada yüksek duruyordur ama değil. Giyeceğim istiyorum, yani öyle giymek istiyorum. Bu ayakkabılardan benim 2 tanem, 3 tanem var arkadaşlar ama rahat değil. Onun için bu Geox olanını tercih ettim. Ve burada da bak Tamaris'miş bunlar da. Terlik aldım. Yaz için siyah. Acayip güzel. Çok hoşuma gitti ya. Arkadaşlar bakın bunun topuğu da böyle şeffaf topuk mu deniyor buna? Üstü biraz siyah, altı şeffaf topuk. Bunları da yazın dedim giyerim. Yani böyle bir alışveriş yaptım. Niye kapatıyorsam ben bunları da. Allah'ım kapatıyorum, çıkar kartonundan değil mi? Evet, böyle aslında bir de bej rengini falan istiyorum. Hani olmuşken diye, ama önce bir deneyeyim giyebilecek miyim bakayım böyle. Şey elegant mı deniyor artık, elegant evet. Çocuklar gitti, yolcu ettim onları. Öksürüğüm biraz fazlalaşmaya başladı ve boğazıma ağrı gelmeye başladı arkadaşlar. Böyle birden. Şuram yanıyordu sadece. Şimdi burama doğru çıkmaya başladı. Diyorum ki ben en iyisi bugün pazar zaten, pijamalarımı giyeyim. Şuraya koltuğa yatayım. Aha. Benimkiler benden önce çıkıyor. Hakan uzanmıştı burada. Çok seviyorlar böyle yastığın, yorganın, battaniyenin, ne bileyim şeylerin üzerine çıkmasını. Ve bu vlogumu da inşallah yarın sağlıklı bir biçimde kalkarım. Vlogum yarın devam ederim. İnşallah yatırmaz arkadaşlar. Başım da ağrımaya başladı biraz. Başıma da ağrı geldi. Vuruyor. Boğazımdan dolayı herhalde zannedersem. Bugün zaten evde de pek bir şey olmaz. Bugün ne olacak ki? Yani pazar, bir yere çıkmayacağım, bir şey yapmayacağım. Hasta olmasam da zaten yani evin içinde bir yemek yapardım bugün. Bir yemek derdi vardı ama böyle olursam yemek de yapamam. Aşağıda hazır pizzalarım var. Artık onun üzerine bir şeyler koyarlar veya öyle fırına sürerler, çocuklar onları yerler. Böyle atlatalım bugünü bakalım. Minnoşlarım benim. Ya arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? İyi ki kardeş almışım, biliyor musunuz? İyi ki bunları ben ayırmamışım. Bunlar bile birbirine sarılıp yatıyorlar, birbirlerine oynuyorlar. Yani biri dışarıda kalsın, salonda bir içeride olsun, birbirini göremedikleri zaman miyavlıyorlar. İnşallah sonradan ayrılmazlar. Dışarı çıkmaya başlayınca Smoke and Silas da öyleydi. Sonradan değişebiliyorlar ama bu kararımı iyi ki böyle vermişim. İkisini bir arada almışım. İşte bir tane kedi, iki tane ne olacak? Birininle uğraşması zor, iki taneyle nasıl uğraşılır gibisine. Hiç ilgisi yok. İki kedi. Mamayı biraz fazla koyuyorsun. Tuvaletini de ne bileyim günde bir kere yapıyorsan belki iki kere temizleyiveriyorsun. Ne yapayım? İçinde biraz fazla oluyor. O kadar yani. Evde de iki koşturan kedi oluyor. Ama bu beni hiç şey yapmıyor, yormuyor arkadaşlar. Biliyorsunuz hayvanları çok sevdiğim için onlara verdiğim hizmet hiçbir zaman beni yormuyor. Ben çok seviyorum. Evet, yarın görüşelim. Ben şöyle şimdi bir kafayı vurup yatayım, biraz dinleneyim.